Kılmıyorum. Çok insan var kılan ama olsun. Namaz dediğimiz şey kafamda ibadetimsi yapıyorum. Allah'ım sizle konuştuk, harikasınız. En büyük fanınızım falan. Olmadı mı? Tatlı oldu. Bak bu işin güzelliği. Yerini değiştirmem lazım masanın. Bayıldım. Hadi değiştirelim masanın yerini. Sanırım bu kadar götürebiliyorum. Nice. Bunu çekeyim görmeyi. Ya teşekkür ederim. Tırnaklarımı sevmiyorum. Tırnaklarım kınalı. Kına yakıyorum, kesiyorum. Çünkü uzun tırnak kullanamıyorum. Hani böyle tırnak kullanamıyorum ben. Telefon kullansan kullanamıyorsun. Bir de küçük bebeklerin hani ellerine bir şeyler giydirilirmiş ya, geceleri kendini çizmesin, acıtmasın diye. Ben de o yüzden kesiyorum tırnaklarımı, küçücük yapıyorum. Bakımı da kolay. And everyone, and everybody, and I can't write for somebody. Kaç yaşındaydın? Bebek modu. Zaten 3-5 yaşındaki bir kız çocuğu kadar kendimi önemseyip değer veriyorum aslında. Bak bugün kahvaltı yapmadık doğru düzgün. Birazdan bir kahvaltı hazırlayayım bize Merve'yle. Evet. Yok, ona ben bir güven alamadım bundan. Dem, sen baktın mı benim yaptığım işlere? Sana atmıştım. Aynen öyle. Halay moduna girerek İngilizceye katılım göstermen. Ya çok komik. Hani Amerikalılarla şey konuşmuştum bir keresinde. Misafirlik nasıl olur? Kendimizinkini anlatıyorum. Türk lokumundan yer misin? Kolonyalar, molonyalar, Tabii ayakkabıyı senin çıkarıp zamanında eve bizim girmeler. Onlar da çok farklı. Sana attım, evet. Spotify'ıma veya YouTube'uma bakacaktın. Sorayım dedim. Bak buradan yine yazayım. Yayında yazmıştım sadece. Yazacaktım. YouTube ve Spotify ismi. Tabii ki. Bak Lina'nın doğumu bir anda başka kazadan dolayı normal doğum yapamaz dedi veteriner. Kalçası kırıktı ya. Sezaryen oldu bildiğin kadın gibi. 2 gün mü 3 gün yavrulara hiç bakmadı. Isırmaya Teşekkürler. çalıştı bizi falan yaklaştırınca. En son Selam, yarım nasılsın? saatte bir sinir uykusuz 3 gün. Eyvallah, Şerbetlerle çok sağ ol. alıştırma veriyoruz. Sizin de. Çişlerini yaptırıyoruz karınlarını olup. Bebek gibi baktık. Sonra yeni yeni Lina şimdi sahip çıktı. Ben de çok korktum ölürler diye. Bak evden çıkmıyor. Bir aydır evden çıkmıyorum ben. Bunları tek bırakamadığım için bir şey olur. Bilmem Üşürler, kaç mamaları takipçim kalmaz, olsun. suları kalmaz diye. Yani takipçi sayısı tam olarak ne işimize yarayacak? Yani süper ünlü ol. 4 Ya milyon ben kişi takip takacağım etsin ama abi. bakarım 4 gelirse milyon iyi görürüm. değil mi? Bana para verene değil. Yani gözüm daha yükseklerde olabilirdi. Hani Şöyle bir 30 Cem'i milyon yani çekerdi isteyebilirdim ama ya. işte izleme oranı yükselir. Bir yanında hani Dinlesin bence. Cem'i hatta Herkes dursun dinlesin. abi yani Afrika'daki sana çocuk dediğim bile adam beni dinleyebilsin yavrusunun istiyorum. tanesini çok istiyor. Belki sizin de köpüşüyorsunuz. Onlara Geçen su gün benim atayım bir kızım istiyorum. nerede diyor benim kızımı göster diye. Ben veterinerlik okuyordum.
ara verdim şimdi. Gönüllü veterinerlik yapıp gittiğim ülkelerde konser verip konserin parasını oradaki halka, yerel halka dağıtmayı istiyordum. Şimdi ne ün var, tamam mı? Ne veterinerliği bitirdim. İkisini de yapamıyorum. Bunu ikisini yapmamın yılı 5 yıl sonra. Ama çok güzel fikir. Düşünsene, bir tane file bakım yapıyorsun ilk önce. Eyvallah. Gönder gelsin, gönderebiliyorsan. Her yardıma, her şeye açayım sonuçta. Evet. Paylaşımım mı? Bilmiyorum, açıktır diye düşünüyorum. Ya bir de sadece manosunu sürüp vermek değil. Lina için bakın, ben tümeyi değiştirdim. Bak gene halıları değiştirdim mesela. Ve bambu bir şey oluyor, tüy oluyor, bir batıyor. Kendi bakımı çok zor. Yani tamam, parayla vermek istiyorum. Yani çünkü Lina'nın sezaryeni 14-15 bin lira oldu. Buna harcadığım parayı sen biliyorsun, kazasında falan. Onu çıkarsın en azından diye. Ama yani her para vereni de vermem. En azından bakabilecek birisi olsun. Köpek yeni anne oldu. Ya 4 tane yavrusu var. Emiyorlar. Yavruların yerini değiştirmiş gece biz sana, yokken. Ben de çok çok öpüyorum. Sana haber veririm. Sezaryen oldu 14 bin lira. Bu ara. Tamam, ayarlayalım. Bir doğumdan şey 14 bin lira para kazanıyor veterinerler. Tamam, hadi öpüyorum, görüşürüz. Ama inek de doğurtmak zorundasın. Sen de haber ver, tamam mı? Aynen. Ben adama İnek şey doğurtturacaksın. Böyle elini sokuyorsun, hadi çıkarıyorsun sonra. Rektal muayene diye bir şey var bizde. Bir çiftlikteki atın hepsine, tamam mı? Benim midem kaldırmadı, bu yüzden okulu okumak istemiyorum. Her öğrenci rektal muayene yapıyor atlara ve atların sürekli poposuna kol sokulmak zorunda kalıyor. Hani ben çıldırdım böyle bir eğitim sistemi olduğunu duyunca, çok acımasız geldi. O at sadece onun için mi orada var, o atı bildiğin tecavüz ediyorlar dedim. Hiç okumak istemedim. Zaten kesimhanelerdeki tavukların, işte ineklerin halini görsen, onlar çok çok daha beterler. İnek bir sonrakinin o olacağını bilerek ölüme gidiyor. Önündeki inek kesiliyor. Diğer inek yazık, ne yapacağını şaşırmış. Nereye kaçacak, nereye gidecek, nasıl bir hani avlanma içgüdüsü de yok onda. Bir şeylerden kaçabilir okey ama o içgüdüsel hareketlenme yok onda. Ha, duruyorlar böyle sadece. Üzülüyorum. Ama boğalar çok fena. Boğalar hani öldürüyorlar.